Merhaba arkadaşlar, ben Emre ve bugün yeni bir video ile karşınızdayız beyler. Bu videoda beyler sizlere modların nasıl gücünü, hızını, işte kapasitesini artırırsınız onu göstereceğim. Modların nasıl parametreleri ile oynarsınız onu göstereceğim beyler. Umarım güzel video olur, umarım hoşunuza gider ve en önemlisi umarım işinize yarar bu video beyler. Şimdi elimde beyler şurada 3 tane mod var. 3 tane baz mod aldım. Şeyden oyunu kendi mod hub'una indirdim. Bu gösterdiğim şeyleri beyler yani oyunun bütün modlarını yapabilirsiniz. Şey modları dışında işte lastik çamur modu, işte batma modu falan o modlar dışında kalan bütün ekipman biçer, döver, traktör, kamyon kalan bütün modlara bu söylediğim şeyleri uygulayabilirsiniz beyler. İlk önce şunu söyleyeyim video başlamadan önce. Bu video beyler gerçekten hoşunuza giderse ve işinize de yararsa lütfen aşağıdan beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bu benim için çok önemli olacak. Şimdi videoya başlayalım. Burada bir tane Bizon Rekor diye beyler bir tane şey indirdim. Biçer döver modu indirdim. Küçük bir tane biçer döver modu. Burada bir tane Maxion 915, hatta 915 değil 9150 diye bir tane traktör modu indirdim beyler. Böyle değişik bir traktör modu. Bir de Stara Reebok 5000 var. Bu da bir tane Romok. Şimdi bence beyler biçer döverden başlayalım. Biçer döverden başlayalım hadi beyler. Tıklıyoruz biçer dövere. Bak. Mod böyle geldi ya beyler. Tıklıyoruz moda. Mod açıldı şu an. Mod açıldıktan sonra beyler modun XML dosyasını buluyoruz. Bazı modlarda beyler mesela bu modda XML dosyamız şu. FS19 Bizon Record NH Qatar yazıyor. Bir de şu. Bizon Record NH. Bu biçer döverin kendisinin XML dosyası. Bu da biçer döverin kesicisinin XML dosyası beyler. Bazı modlarda beyler XML dosyası şuralarda ayrı bir klasörlerin içinde oluyor. O yüzden burada mesela sadece mod desk XML varsa bu işinize yarayacak bir dosya değil. Haberiniz olsun. Her ekipmanın beyler, her modun XML dosyası şöyle başlar. Yani isimden anlayamıyorsanız şöyle anlayabilirsiniz. Tıkladığınızda beyler, şunu tıklayalım mesela. Şöyle başlar. Burada başlarda price yazar, lifetime yazar, rotation. İşte yani price ve lifetime yazıyorsa beyler bu başta, en başta price ve lifetime yazıyorsa, yani fiyat ve ömrü yazıyorsa demek ki doğru XML dosyası bu. Her şey olabilir. Sizin mesela biçer döverinkini artacak, hızını artacaksınızdır. Belki biçer döverin XML değil. Bu dediğim gibi şu an olduğu gibi kesicisinin XML'i. Hangi XML'i tıkladığınızda falan ona birazcık önem verin beyler. Şimdi kesiciyi bırakalım. Mesela beyler ben şimdi bu biçer döverin kendisinin XML'i bu. Ben bu biçer döverin mesela fiyatını düşürmek veya artırmak istiyorum diyelim. Şu anki bunun fiyatı 108.000 euroymuş. Ben bunun fiyatını düşürmek istiyorsam beyler ne yapıyorum buraya? Mesela bunun işte 108.000 fiyatı. Ben bunu 58.000 yapacağım mesela. Yazdım buraya 58.000. Şu an bunun fiyatı beyler 58.000 oldu. Şöyle bir önemli bir şey var beyler. Burada yaptığınız herhangi bir değişiklikte herhangi bir değişiklik yaptığınızda kapatırken X'e bastıktan sonra bu çıkacak beyler. Save diyeceksiniz, bekleyeceksiniz. Bir daha ayrıca bu çıkacak. Buna da yes diyeceksiniz. Bu çok önemli. Bu iki şeye yes demezseniz beyler, tamam demezseniz değişiklikler olmayacaktır. Haberiniz olsun. Şimdi bunun fiyatını 58.000'e düşürdüm ben mesela, veya işte ne bileyim 300.000'e artırabilirsiniz. Şöyle kafa karışıklığı olabilir. Şimdi burada hemen gördüğünüz power yazıyor, yani güç, bir de max speed yazıyor, yani maksimum hız. Şimdi bunlara beyler çoğu arkadaşımız bunları değiştirdiğinde mesela bunun bu traktörün gücü 120'ye girmiş, maksimum hızda 25 km'ymiş. Şey bu biçer döverin pardon. Şimdi bunları arttırınca çoğu insan şey sanıyor, işte direkt biçer döverin gücü mesela 300 yazınca buraya 300 beygir oldu. Buraya 50 yazınca 50 km'ye gidecek sanıyor. Hayır beyler, buradaki bunlar sadece oyun içinde bilgi kısmında yazacak bilgiler bunlar. Yani buradan 150 yaparsanız bunu, o biçer döveri satın alırken 150 beygir yazar ama özünde yine 120 beygir olur. Bunlar sadece gösterecek olan bilgileri, yani traktörün o modun broşürü gibi, broşüründür o modun broşüründeki sayılar gibi beyler. Ama bu gerçek fiyatı, bu gerçek ömrü. Aşağıda biraz daha aşağı indikten sonra beyler şöyle bir şey var. Şurada var. Mass yazıyor. Genelde iki tane mass olur burada. Çoğu aparatlarda. Bazılarında bir olur. Bazılarında 3, 4, 5, 10 tane de görebilirsin ama çoğunda iki tane olur. Bu mass beyler biçer döverin ağırlığı. Burada mass yazan şeylerin kaç tane varsa şuradaki, hepsinin toplamı biçer döverin toplam ağırlığı yapar. Yani burada 3.300 kilogram var ve 2.200 bu direkt kilogram oluyor. Oyun içi kilograma
eşit beyler. Litre değil, kilogram. 3300 kilogram ve 2300 kilogram yazıyor. Bunları toplayınca 5600 kilogram oluyor beyler. Yani bu biçerdöverin kesicisiz ağırlığı 5600 kilogrammış. Biçerdöveri biraz daha ağırlaştırmak istiyorsanız buraya mesela sadece tek mese değil de ikisinin arasına mesela bu biçerdöveri ben 1 ton ekstra ağır yapmak istiyorsam direkt buraya 1 ton ekstra koymayacağım ya da direkt buraya 1 ton ekstra koymayacağım. 500 buraya, 500 de buraya koyacağım ve toplamda 1 ton ağırlaşmış olacak biçerdöverim. Veya hafifletmek istiyorsam buradan yine dengeli bir şekilde ikisinden de aynı seviyede düşürüp hafifleştirebilirim biçerdöverimi. Şimdi ondan sonra beyler aşağı iniyoruz birazcık. Aşağı iniyoruz. Aşağı iniyoruz şimdi. Hem buraya geldik. Bakın şimdi burası çok önemli. Motor configurations diyor. Motor konfigürasyonu. Bazı aparatlarda beyler birden fazla motor konfigürasyonu olabiliyor. Mesela şimdi şöyle bir şey var. Burada mesela bu Rekord ZO585'te mesela 160 beygir yazıyor. Demin 120 beygir yazıyordu. Burada beyler niyeyse 160 beygir yazıyor. Ne alaka hiç anlamadım. Acaba ekstra bir motor seçeneği var mı? Normalde olsaydı orada gözükmesi gerekiyordu. Ekstra motor seçeneği yok abi. Tamam. Demek ki bu çerdörün beyler aslında gerçek tek gücü 160 beygir. Ya da belki de 160 beygir olmayabilir. Şimdi burada beyler şey yazıyor. Beygir horsepower yazıyor. HP yazıyor. Beygir. Şimdi buradan siz 160 yazıyor ya. Bunu mesela siz şimdi 200 yaparsınız. Yine beygir artmayacak. Bu da sadece gösterilen bir sayı. Yine broşür sayısı gibi bir şey. Nasıl gücünü artırıyorsunuz? Tam o kafanızdaki mesela bu bir çerdör beyler 120 beygir. Tam bunu işte ben 155 beygir yapmak istiyorum diyorsanız öyle yapamayacaksınız. Ya da tam 150 beygir yapmak istiyorum diyorsanız öyle yapamayacaksınız. Hiçbir zaman kaç beygire yaptığınızda kaç beygir arttırdığınızda bir çerdöveri ya da bir traktörü bilemeyeceksiniz. Öyle bunu formüller var. O formüller hesaplamazsanız bilemeyeceksiniz. Ben bu formüllerle hesaplamıyorum. O yüzden bunları burada vermeyeceğim. Kendi de çünkü bilmiyorum formülleri. Ki hiç araştırmadım. Şimdi nasıl gücü artırılır makinenin? Motor torque scale diyor. Buradalar 0.678 diyor. Bu motorun beyler tork birimi mi diyeyim, nasıl diyeyim size, tork birimi. Gücü buradan artırıyorsunuz. Bu motorun torku. Şimdi mesela bu motorun beyler torku 0.60 bu motorun beyler şu an maksimum torku 0.678. Yani Newton metre değil bu büyük ihtimalle. Başka bir şey yani, öyle bir sayı. Bu motorun beyler torku 678 Newton metre. Minimum çevirdiği devir, yani rölantideki deviri 850 devir. Maksimum çevirdiği devir de RPM 2200 devir beyler. Maksimum ileri sürüş hızı 25. Maksimum geri sürüş hızı 15. Şimdi şöyle bir şey var beyler. Mesela bu 678 ya, ben bunu şu an 700 yaparsam veya direkt 7 yapabilirim. Çünkü ekstra o sıfırları koymaya da gerek yok. Sıfır koyacaksınız. Koymaya gerek yok. 0.7 yapabilirim veya 700 yazabilirim. Aynı sayı, hiç fark etmez. Basic şey bunlar. Yani temel matematik. Şimdi ben bunu 700 yaptığımda çok hafif bir motorun torkunu arttırmış oldum. Ve şu an motorun beygir gücü artmış oldu. Bir de şurada beyler motorun tork ivmesi var. Şimdi bu da önemli bir şey. Burada beyler biçerdöverin motorunun tork ivmesi var. Nasıl beyler, mesela sizin arabanız mesela siz gaza çeyrek basarken çok yürümüyor, çok tork üretmiyor. Siz işte gaza yarım basarken daha fazla tork üretiyor. İşte gaza maksimum bastığınızda ekstra tork üretiyor falan filan. Aslında söyleyeceğim şey tam o değildi. Şu an söylediğim şey birazcık aslında torkun olduğunu anlamanızla alakalıydı da. Buradaki tork şey beyler mesela arabanız 1200 devirde giderken beyler, siz mesela dizel bir arabanız var diyelim. 1200 devirde giderken siz gaza basarsanız araba çok yürümez. Veya işte yokuştayken araba 1200 devirde gidiyorsa mesela zorlanır. Ama siz daha çok gaz verip 1500 devir artırırsanız araba daha rahat gider. Daha zorlanır o bayırda. Çünkü 1500 devirde daha fazla tork üretir motor 1200 devire göre. Veya 2000 devire çıkartırsanız siz mesela arabanın motorunu, bayırda hiç zorlanmaz. Hatta siz daha az gaza basarak araba daha çok hızlanır bayırda. Çünkü 2000 devirde aşağı yukarı çoğu motor 2000 devir civarında maksimum torkunu üretir. Şimdi bakın. Tork norm RPM 45 diyor. Tam nasıl oluyor bu beyler? Tam neyi 45 bilmiyorum, anlamıyorum ama büyük ihtimalle şeydir. Aynen, tam anladım. Sizin bu tork bandınız 850 devirden 2200 devire kadar başlıyor ya. Sizin buradaki bu tork bandınızda şu devirden şu devire kadar olan tork bandınızı %100 olarak varsayacaksak, %100 bir tork bandı olarak varsayacaksak, o tork bandının beyler ilk %45'inde motor tork maksimum torkunun 700 torkun 0.9'unu verecek. Yani
onda bir, onda 9'unu verecek. Toplam o %100 devir bandının ilk %50'sinde beyler, ilk %50'sinde motor torkun 0. Yani motor veya torkunuzun %97'sini verecek. Bu çok zor, şu an büyük ihtimalle anlamayacaksınız. Ben çünkü anlatamıyorum sizlere tam olarak. Çünkü Türkçem yetmiyor. Şu devir bandınızın ilk yarısında beyler motor maksimum torkunun %97'sini verecek. Toplam devir bandınızın ilk %59'unda beyler motor torkunun maksimumunu verecek. Yani torkunun birde birini, yani %100'ünü verecek. Devir bandınızın ilk 72'sine kadar yine %100 tork üretiyor. Devir bandınızın beyler %86'sında, devir bandınızın üst seviyelerinde artık böyle 2000 devirlere falan yaklaştıkça torkunuz düşmeye başlıyor. Torkunuzun %100'ünün %88'ini alıyorsunuz sadece. Ve devir bandınızın beyler %100'üne ulaşınca, yani 2200 devire ulaşınca motorunuz torkunun, maksimum torkunun %100 torkunun %72'sini üretiyor sadece. Yani bu 700 Nm'nin yaklaşık işte 500 küsür Nm demeyeyim de, bu 700 torkun beyler yaklaşık 500-550 civarı bir torkunu üretiyor. 2200 devirde motor vermiyor maksimum torkunu. Maksimum torkunu 1500 devirler gibi bir devirlerde maksimum torkunu veriyor bu motor. Yani 700 torku 1500 devirlerde falan veriyor. Buradan bunu niye söyledim? Bu sizin basic, yani temel mod güç arttırmanıza lazım olan bir şey değil beyler, ama bunları bilirseniz ileride çok daha rahat edersiniz. Bu video şu an sıkıcı diyenler, aşağıda yorumlarda çok boş yapanlar olacak biliyorum. Farkındayım, çok linç edenler olacak çok uzattın diye, ama bunları bilirseniz çok rahat ileride bütün farminglerle çok rahatlarsınız beyler. Bütün modlarla çok rahat edersiniz. Şimdi mesela beyler, kalkışta arabanız daha, traktörünüz daha seri kalksın istiyorsanız, bu mesela burada 0.9 değil de burada mesela 1 ya da yazabilirsiniz beyler. Ve şu an devir bandının ilk %45'inin de motor beyler maksimum torkunu verecek, yani 700 tork verecek. Bunu mesela 1 yapabilirsiniz. Pardon, ben bir şey sildim burada. Bunu mesela beyler 1 yapabilirsiniz ve motorunuz bu devirlerde maksimum torkunu verecek. 0.1 değil de tabii ki de 1 yazacaksınız. Şöyle beyler, şu an motorunuz çok daha maksimum torkunu üretecek bu devirlerde. Ama tabii gerçek araba gibi olmayacak, çünkü hiçbir gerçekteki işten yanmalı bir motor beyler sıfırdan, yani 850 devirden rölanti devrinden maksimum devrine kadar maksimum torkunu vermez. Öyle bir dünya yok. Şimdi bu böyle. Ama genel güç artırmak istiyorsanız buradan atıyorsunuz. Bu torku artırdıkça gücünüz artar. Şimdi maksimum hız artırmak istiyorsanız beyler, ilk önce şu max forward speed diyor ya, bu aslında hız artırma şey değil ama hızın maksimum hız limitini buradan açıyorsunuz. Şimdi burada beyler bunun maksimum hızı 25'miş. Ben bunu 35 yapmak istedim. Bakın, ben bunu 35 yapmak istedim. 10 km arttırdım hızını. Ben böyle sevilip çıkarsam, traktörümün gücünü, motorumun gücünü birazcık arttırdım ben. Max hız limitimi 35 yaptım. Ama benim bir çarjörüm hala 25 gidecek beyler. Belki de 26 gidecek. Yokuş aşağı 35 gidecek. Bayırda yine 25 gidecek. Belki 26 gidecek. Niye? Çünkü beyler bu bütün farming'deki şeylerde araçların şanzımanları CVT şanzımandır. Yani sonsuz değişken aralıklı, sonsuz değişken şanzımanlar falan filan CVT'ler biliyorsunuz. Öyle bir şanzımanlardır. Burada bakın ne yazıyor? Minimum forward gear ratio, max forward gear ratio. Minimum ileri ileri sürüş, minimum ileri vites oranı ve maksimum ileri vites oranı. Minimum burada beyler, şimdi bu şey, CVT'nin beyler minimum verebildiği vites ve maksimum çıkabildiği vites aralığını gösteriyor bu. Yani 33'ten 200'e kadar vites oranı değişe, vites aralığı değişebiliyor bu aracın biçerlerinin şanzımanında, CVT'de. Şimdi biz buradaki bu 33'ü beyler düşürmemiz gerekecek. CVT'nin minimum düşebileceği vites oranını düşürmemiz gerekecek. Maksimumu değil, minimumu. Minimum ileri vites oranını düşürmemiz gerekecek. Şimdi bunu ben beyler 33 ya. Bunu ben şu an beyler 30 yaptığımda belki yeterli olur, belki yeterli olmaz. İnşallah yeterli olmaz ki size gösteririm. Şimdi beyler ben bunu 30 yaptım ya. Biz şimdi girdiğimizde oyuna, bir kere bizim 35 değil de mesela 30 giderse
Demek ki bunu birazcık daha düşürmem gerekecek. Bu aklınızda bulunsun. Şimdi biz oyuna girdiğimizde bu 35 değil de 30 giderse, yani 32 giderse, maksimum hızını yapmazsa bunu birazcık daha düşürmeniz gerekecek. Ha, diyeceksiniz abi o zaman direkt full düşürelim diyeceksiniz. Ama bunu full düşürerseniz de beyler, o zaman vites oranlarınız çok büyüyor. Küçülttüğümüze bakmayın. Vites oranlarınız çok büyüyor ve motorunuz güçsüz gelmeye başlıyor. Şey gibi düşünün bunu. Yani traktörünüzü beyler 18. viteste kaldırmaya çalışıyorsunuz gibi düşünün. Yani çok ütopik örnekler veriyorum ama öyle gibi düşünebilirsiniz. 18. viteste traktörünüzü kaldırmaya çalışıyorsunuz. Sıfırdan kaldırmaya çalışıyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Tabii ki traktör kalkmaz. Debriyajı bitirir. Hani bunlarda debriyaj yok da CVT de. Hani anladınız siz. O yüzden bunu çok temkinli düşürün. 1-2-1-2. Bunu zaten yaptıkça böyle modlarla oynadıkça beyler bunu zaten aşağı yukarı hangi hız kilometreye ne kadar düşüreceğinizi kafanızda şey yapabiliyorsunuz. Bunu beyler 0.5'lerle işte 0.4'lerle de bir düşürebilirsiniz. Ben bunu 30.4 yapacağım mesela. Şimdi mesela bunu beyler geri sürüş hızı bu biçerdöverin 15. Ben bu biçerdöverin geri sürüş hızını 18 yapmak istiyorum mesela. Geri sürüş hızlarında beyler çok fazla abartmazsınız. Mesela 15 ise 18 yapacaksan, işte 15 ise 17 yapacaksan, ne bileyim işte 13 ise 15 yapacaksan minimum backward gear ratio, maksimum backward gear ratio oynamanız gerek yok. Yani geri viteslerin oranlarıyla oynamanıza gerek kalmıyor. Çünkü çok az değiştiriyorsunuz kilometre limitini. O yüzden bunlarla oynamanıza gerek kalmıyor. Ama şey diyorsanız, ben bir çerde varım, geri işte 50 kilometre ile gitsin istiyorum diyorsan, yine burada da bu minimum backward gear ratio'yu düşürmeniz gerekecek. Ayrıca beyler bir de ne yapabilirsiniz mesela? Motorunuzun maksimum çevirebileceği deviri de artırabilirsiniz. Ben mesela genelde hep 2200 devir falan olur çoğu modlar. Ben bir 50 devir veririm. Hep kafamdan böyle bir 50 devir artırırım beyler. Şey yapmak yerine beyler, mesela bu limiti arttırdıktan sonra şanzıman da oynamak yerine deviri de arttırabilirsiniz. Mesela bu limiti kaldırdıktan sonra beyler, yük daha yüksek hızla kaldırdıktan sonra şanzımanın oranıyla oynamak yerine sadece motor devrini artırırsanız yine beyler şeyiniz yine hızınız artacaktır. Ama şöyle bir şey var, tercih edilen bir yöntem değil bu, çünkü istediğiniz sonuçlar almak için işte 3000, 4000, 5000, 6000 devirlere çıkmanız gerekecek. Hiçbir dizel motor kadar çevirmez ve gerçekçi olmaz. En mantıklısı buradan arttırıp motor torkunu arttırmak. Bunu düşürdüğünüzde beyler bu arada traktörünüzün gücü de düşecek. Yani traktörünüz daha gücü düşmeyecek ama daha güçsüz gibi hissettirmeye başlayacak traktörünüz. O yüzden de bunu ekstra birazcık daha arttırmanız gerekebilir. Haberiniz olsun. Ondan sonra böyle bazı traktörler mesela frenleri şey oluyor. Frenleri zayıf oluyor beyler. Onları nereden arttırıyoruz? Brake force. Bu brake force'u beyler arttırırsak mesela ben şimdi bunu mesela 10 yapacağım beyler. Oyuna girdiğimizde beyler çok sert duracak bu içeride var. 10 yaptım, 5'te 10 yaptım. 2 katını çıkarttım fren gücünü. Bir de şurada şey var. Low brake force scale yazıyor beyler. Bu da yanlış hatırlamıyorsam beyler şey. Traktör bir makine giderken beyler siz ayağınızı gazdan çekince yavaşlıyor ya, böyle ivme kaybetmeye başlıyor ya. Ne kadar fazla o ivmeyi kaybedecek, yani o ivme kaybetme olayı ne kadar fazla olacak veya ne kadar az da olacak, onu buradan ayarlayabiliyorsunuz. Yanlış hatırlamazsam bu oydu. Ve buradan beyler ivmeyi ne kadar kaybedeceğini, yani traktörün ne kadar rahat bir şekilde asfalta süzüleceğini ayarlıyorsunuz buradan. Buna şu an dokunmayacağım. Böyle beyler, şimdi buradan yapacağımızı yaptık zaten. Mesela başka ne yapabiliriz mesela? Bakın motor start duration diyor. Bu mesela 2500. Bunu mesela beyler düşürürsek mesela 1000 yaparsak biz enter'a bastığımızda, motor çalışsın diye bastığımızda bir çerdöveri motoru beyler çok daha hızlı çalışıp bir çerdöver hareket haline geçebilecek. Mesela bazı traktör modları olur ya, böyle binersin böyle çevirir, böyle oho böyle 10 dakika çevirir, böyle çalıştırır motoru, çalıştırmaya çalışır. Böyle siz 10 dakika öyle böyle W'ye basıp da beklersiniz, böyle hadi gidelim de beklersiniz. Onları buradan bu sayıyı düşürerek, motor start duration'ı düşürerek beyler motorun daha hızlı çalışmasını sağlayabilirsiniz. Daha erken çalışmasını sağlayabilirsiniz. Enter'a bastığınız gibi çalışmasını sağlayabilirsiniz. Ama şunu söyleyeyim. O çalıştırma sesi uzun çalışma zamanına göre ayarlıysa motor çalışır.
Motor erken çalışır, traktör hareket haline geçer, bir çarptı hareket haline geçer. Ama arkadan o çalıştırma sesi halen gelir. Hıy 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 çalıştırma sesi hep gelir arkadan. O çalıştırma sesi ne kadar süre ayarlıysa o kadar süre boyunca arkadan gelir. Traktör çalıştırma sesi bittikten sonra o ses gider, normal ses gelir. Ama çok ciddi problem değil. Şimdi bu biçerde var, bunun kapasitesini nasıl arttıracağız? Bunu mesela deposunun kapasitesini arttırmak istiyorum. Nasıl arttıracağız? Bunları beyler burada bulamıyorsanız şöyle yapabilirsiniz. Edit'e gelip Find Next deyip buraya mesela beyler aradığınız kelimeyi yazabilirsiniz. Mesela tork yazarsanız o motorlu şeyleri bulabilirsiniz çok kolay bir şekilde. Ya da mass yazarsanız bunlar çok çabuk önünüze çıkar. Veya işte biz şimdi kapasite arttırmak istiyoruz. Capacity diyeceğiz. Bakın direkt geldi beyler mesela, ama bu gelmeseydi mesela, başka bir kapasite gelseydi Find Next diyeceksin. Ondan sonraki kapasite gösteriyor. Bu mesela diesel kapasite, yani yakıt deposunun kapasitesini gösteriyor. Yakıt deposunun kapasitesi bunun beyler 240 litreymiş. Bunu mesela 300 yaparsanız oyundaki bıçakların yakıt deposunun kapasitesi 300 litreye artmış olacak. Şimdi bizim depo kapasitemiz beyler burada. 4000 litreymiş bunun depo kapasitesi mesela. Ben bunu şimdi 9000 yapacağım beyler. Ve şu an bıçakların kapasitesi 9000 litre oldu. Haberiniz olsun. Ondan sonra beyler bu kadar herhalde, başka bir şey göstereceğim bir şeyler yok bunda. Böyle bu biçerde öyle çok oynamalar yaptık mesela. Ve mesela bunu beyler şimdi biz aşağı yukarı 180 beygir yaptım diyorsan, buradan 180 yazarsan be kanka, oyun içinde de modunu alırken 180 beygirdir bu mod diye gösterecek. Ve şimdi 35 yaptık ya mesela. 35 yaparsak oyun içinde de bu biçer duvar alırken 35 km gidiyor bu biçer duvar diye yazacak. Ama biz şimdi o şanzımanı falan biraz yanlış ayarladık ya, tam 35 gitmeyecek ama burada 35 yazacak. Şimdi herhalde böyle, başka bir şey aklıma gelmiyor bunu biçer duvarda yapabileceğimiz. Save diyorum beyler. Bekliyorum. Evet, bende bir sorun oluyor beyler, yine oldu sorun. Bende beyler zip dosyaları çöküyor bazen. Ve şu an mesela buradaki save çıkmadı, ama demin ben size başta göstermiştim ya. Şu an ona OK'ye bastıktan sonra beyler burada bir daha bir tamama bas çıkması gerekiyordu. Şu an çıkmıyor çünkü dediğim gibi çöktü bu. Şu an mesela bu çöktü beyler ve bu çöktüğü için hiçbir şey save olmadı bende. Ben şimdi hepsini yine hatırladığım kadarıyla aşağı yukarı aynı sayıları yapıp diğer moda geçeceğiz. Tamam, şu an sayıları girdim beyler ve ikinci save çıktı. Yes diyeceğim. Save'ledim. Bu içeri dönüş yerini save'di. Umarım sayıları karıştırmamışımdır. Umarım aşağı yukarı aynı sayıları girmişimdir. Şimdi Maxion 9150 var. Bu da beyler bir tane traktör. Maxion Series yazıyor. Bu XML'i bu bunun mesela. Girdim. Parası böyleymiş. İşte ne bileyim, bunu işte yapalım. 35.000 yapalım. 35.370 yaptık fiyatını. Ağırlığı mesela beyler 1750 kilogram artı 2200 kilogram işte kaç oluyor? 3950 kilogram. Yani 3.95 tonmuş. Yani 3950 kilogrammış. Mesela buna ben ne bileyim işte birazcık kilo buraya eklerim. 200 kilo mu ekledim? Buraya da bir 200 kilo eklerim. Mesela traktörü ağırlaştırdım ben şu an, ama traktörü ağırlaştırmanız beyler şeyi fark edecektir. Traktörün gidişine çekişine fark edecektir. Çünkü pullu daha çok çeker. Daha az patinaja düşer traktör, ama daha seriliğini kaybeder. Daha yavaş hareket eder traktör. O yüzden çok ağırlaştırmanızı tavsiye etmiyorum. Şimdi aşağı gidelim beyler. Motoruna gidelim mesela. He, bu mesela beyler galiba mı? Evet. Bu mesela beyler farklı motor seçenekleri olan bir traktör modu. Şöyle full ekran yapayım ya ben. Mesela bu beyler farklı motor seçenekleri olan bir traktör modu. İlk motor seçeneği, ana motor seçeneği bu. 130 beygirlikmiş. İleri doğru 22 gidiyormuş. İleri doğru 53 gidiyormuş mesela. Ben bunu 60 yapmak istiyorum aga. Yaptım şimdi 60. Frenini böyle bırakacağım. Motor torque scale 529 diyor. Ben bunu 600 yapacağım mesela. Devrinde mesela 50 arttırdım. 7 km ekstra arttırdık buradan. O yüzden mesela 12.3 diye bu minimum forward gear ratio. Bunu mesela 10 yaparsam aşağı yukarı yeterli olur diye düşünüyorum. Şimdi ilk motor seçeneğimiz bu, böyle ayarlı. Şimdi ikinci motor seçeneğimiz beyler. Nerede o? İkinci motor seçeneğimiz beyler burada. 9150, o da 150 beygirlik. Ekstra 3000 euro fiyatı varmış bu seçeneğin ve bunun da torku 612 diyor. Mesela bunu ben şu an bunu 600 yaptığım için bunu mesela bir 660 yapacağım mesela aşağı yukarı, ki bundan daha güçlü olsun. Bunu da beyler şu an
şanzıman ayarlamamız gerekiyor. Çünkü bunlar ana motorun şanzımanlarını kullanacak. Bu şanzıman ayarlarını kullanacak. Ama bazı birden fazla motor seçeneği olan modlarda beyler, her motor seçeneği için ayrıyetten bir de şanzımanını da kendiniz ayarlamanız gerekiyor. Yani bu ikinci motor, üçüncü motor seçenekleri böyle kısa yazılarda yine bunun gibi birebir aynı uzun yazılar aşağı doğru gidiyor. Bu daha kolay olanlardan. Bu modu yazan adam daha kolay bir şekilde yazmış bunu. Şimdi bu mesela böyle bunu yaptık. Bir de 170 beygirlik versiyonu varmış. O da 6000 euro daha pahalıymış. Bunun torque mesela 720, 772 diyor ama bu 720 gibi kabul edebilirsin. Bu 720. Bunu mesela ben şimdi 700 ne bileyim 60 yapacağım. Biraz da arttıracağım ki bu da bundan kuvvetli olsun. Çünkü bu en kuvvetlisi aralarında böyle. Başka da bunu yapabileceğim başka çok ekstra böyle değişik gösterebileceğim şeyler yok böyle. Traktör sonuçta. Çok bir şey yapamıyorsunuz bunlarda. İşte zaten yakıt falan, yakıt deposunu nasıl arttırabilirsiniz, şeyi nasıl arttırabilirsiniz, motorun daha hızlı çalışmasını, daha çabuk erken çalışmasını nasıl sağlayabilirsiniz falan bir çerdöverde gösterdim. Traktörde de birebir. Bir çerdöver, traktör, kamyon fark etmez, araba hepsinde birebir bunlar böyle beyler. Hepsini birebir böyle yapıyorsunuz. Şimdi sizlere bir ekipman göstereceğim, remote göstereceğim. Bunu da dedim yapacak başka bir şey yok artık. Save edeceğim yine inşallah çökmez. Çökmedi tamam, save dedim. Bunu da yaptık beyler. Şimdi Star'a geçer. Bu bir romork beyler, bir ekipman. Dediğim gibi kamyon bir çerde var. Hiçbir şey fark etmez beyler. Hepsi aynı şekilde, hepsi aynı şekilde yapılıyor. Girdim şimdi bir tane bir tane romork modu bu. Bunun şeyi bu. XML'i bu. Tıkladım. Fiyatı 8500'müş. Fiyatını 5500 yapmak istiyorum, yaptım. Ondan sonra ağırlığı 2.3 tonmuş. İşte hafif olsun istiyorum. 300 kilo daha hafiflettim. 2 ton yaptım. Ondan sonra beyler paramaz diyor. Params 2500. Bu ne yalga? Capacity. Ulan bilmiyorum beyler tam ne. Galiba configuration capacity. He. Bunun beyler 3 tane remote'un seçeneği var. Biri işte normal palet yüklemeye galiba şu. Biri 2500 litre alan normal remote, biri remote hali, bir de 5000 litre alan normal remote hali. Çok küçük bir remote'tu bu. Mesela bu 5000 litre alanı beyler mesela ben 9000 yapmak istiyorum mesela, ya da 8000 yapayım. 8000 yapmak istiyorum. 5000 alacakken bu 8000 alacak şimdi oyuna girdiğimizde. Ondan sonra beyler mesela bunun ağırlığını değiştirdik. Kapasitesini değiştirdik. Mesela bunda capacity x işte params yazıyor. Params yazıyor beyler ama bu Brezilya moduydu. Belki o yüzden öyle yazıyor. Ama genelde capacity yazıp şuraya capacity yazıp beyler bu update'se mesela bunu down yapın. Down yaparsanız aşağı doğru tıkladığınız yerden aşağı doğru tarar. Up yaparsanız böyle o kursorunuzun bulunduğu yerden yukarı doğru tarar. Şu an ben aşağı istiyorum. Find exit dedim. Capacity mesela gördüğünüz gibi direkt buluyor. Mesela burada işte kapasiteler falan yine var. Configuration price mesela 2000 euroymuş 5000 litre olan. He, capacity buradan atacağız pardon galiba. Bu remote birazcık karışık mı beyler? Brezilya modu olduğu için adam bayağı karışık yapmış bunu. Tam anlayamadım. İnşallah arttırabilmişizdir. Arttıramadıysak normal bir başka remote'la belki de gösterebilirim sizlere. Ama genel normal bir remote'da beyler bir çerdöverin kapasitesini nasıl arttırdıysak demin gördüğünüz normal bir remote modunda direkt öyle artırılıyor. Geliyorsunuz buraya işte. Find next deyip find deyip capacity yazıp find next diyorsunuz. Capacity çıkıyor orada size zaten. O capacity'yi artırınca remote'un kapasitesi de artmış oluyor ya da herhangi bir tohum ekme makinesinin tohum kapasitesi ve gübre kapasitesini arttırabiliyorsunuz falan bu şekilde. Ama çok azıcık İngilizce gerekiyor ben şimdi. İngilizceniz yoksa yapamazsınız bu işte. Çok zor yani. Sadece benim videom açı böyle bak yap zor. O yüzden İngilizcenizi öğrenin. Zaten Türkiye'de bütün okullarda İngilizce öğretiliyor biliyorsunuz. Öğrenin abi çünkü yani oyunda bile ihtiyacın oluyor ve güzel bir şey. Geliştirin kendinizi ve çok rahat edeceksinizdir. İnanılmaz çok rahat edeceksinizdir. Çok rahat olur bu işler. Şimdi bunu da save'leyelim beyler. Büyük ihtimalle olmadı bu çünkü bu karışıktı bunun şeyleri. Adam böyle çok kötü yazmış kolları büyük ihtimalle. Bayağı karışık yazmış. Şimdi beyler ben bu modları farming'e yükleyeyim. Farming içinde görüşürüz. Şimdi beyler girdim bir tane boş bir save'e. Şimdi traktörlere girdim. Maksimum burada mı? Şurada mı? Boyut orta. Aynen. Massey Ferguson yazıyor bunda beyler. Massey Ferguson 9000 serisi yazıyor ama Maxion yazıyor. Bilmiyordum. Maxion yazıyor. Şimdi bunun 130 beygirini alalım ya. Standart mesela. Lizard işte. Ne bileyim şöyle lastik alalım mı bir tane. Ondan sonra beyler bir çerdeverlere gidip bir tane bizonumuz vardı aynen. Bunda Nihon yazıyor vay anasını. Hepsi birbirinden değişik adı. Mesela böyle bu ne be? GPS mi ne o? Neyse.
Böyle alalım beyler bunu. Mesela bunu 180 HP göstersin yazdık ya. 180 HP gösteriyor beyler burada manbesin. Bakın mesela şu an. 35 yazdık. 35 gösteriyor burada şu an. 9000 litre attım. 9000 litre gösteriyor şu an burada beyler. Ama inşallah 9000 litreyi karıştırmamışızdır. Çünkü burada 9000 litre yazmasını beklemiyordum ben. Bunları almadık mı biz? Aldık mı biz acaba? Almışız. Bir de romorku alalım. Romorku da direkt bununla gösteririz şimdi. Romok da bu beyler. Mesela 2000, bak 2500 ve 5000 litreydi kapasitesi. Bu dolmuş beyler. Bunun kapasitesi artık 8000 litre oldu bakın. Bayla yükleme vagonu var. 2500 litrelik var ve 8000 var. 8000 yazıyor. Demek ki tam bir çardağı dolmuş. Litreleri, kapasiteleri direkt buradakinden buraya alıyor beyler demek ki. Ekstra fiyat gibi, şey motor gücü gibi ekstra broşürü yazmanıza gerek yok. Tamam, bunu mesela böyle 8000 litre alalım. Deneyelim bakalım şeyle, traktörle gidiyor mu falan. Mesela bu traktör mesela şu an kalkışı yavaş bakın. Bir yavaş hissettiriyor bu traktör şu an bana. O şanzıman oranını değiştirdiğimiz ne olabilir? Bir de bakalım şimdi bu bakalım. Yani dur lan, manuel touching yok. Bir de sesi arttırayım beyler ben, değil mi? Heh. Şimdi beyler bakın şu an gaza basacağım. Yavaş kalkıyor bu. Niye? Çünkü torkunu az vermişiz. Bak şimdi. 60 gitmesi lazım. Bunu 61 yazıyor ama olsun. 60 ya. 61 mi girdik? 60 girdik biz galiba ama neyse. Şimdi bu zaten 53 mi ne gidiyordu beyler? Biz 60 yazdık. Şu an bakalım. Evet, şu an 60 gidiyor. Yani 61 yazıyor. Dur lan, ne oluyor? 61 yazıyor beyler ama 60 gidiyor. Biz zaten 60 verdik buna. 61 niye geldi? Hiçbir fikrim yok. Belki de küsuratı olduğunda yuvarlıyor zaten. Belki küsuratı vardı ve yuvarladı. Ama 60 gidiyor şu an. Gördüğünüz gibi ama yavaş hızlanıyor. Bu yavaş hızlanmayı nasıl düzeltebilirsiniz? Torku arttırarak. Biraz daha bununla tork vererek, ama torku abartırsanız da traktör çok fazla hıza çeker böyle. Gereksiz siz fazla çeker. Böyle 500 beygir traktörü gibi çekmeye başlar. Ama onun dışında bu traktör şu an beyler güzel, gördüğünüz gibi. Bayağı müthiş. Romok'ta da beyler bir sıkıntı yok. 8000 litre alıyor. Onu ama inanmayanlar için şimdi göstereceğiz. Evet, şimdi beyler bakalım dolduracak mı? Doldurmadı. Niye doldurmadı? Heh, tamam, dolduruyor. Hop. Tamam. Dolduruyor beyler. Bir bakalım yüzde kaçını doldurmuş. Gerçekten 8000 litre alıyor mu? Evet, gerçekten 8000 litre alıyor beyler. Çünkü 1000 litre %12'sini doldurdu. Yani gerçekten 8000 litre alıyor beyler bu, gördüğünüz gibi. Ve çalışıyor şu an. Traktör de gördüğünüz gibi 60 yapıyor sadece. Torkunu biraz eksik verdiğim için böyle çok hızlı hızlanmıyor. Şu an kötü mü değil, aslında böyle de bırakabilir. Bırakılabilir ama birazcık daha belki tork verilebilir. Şahsen torku da çok eksik değil gibi, çünkü şu an burada 4 teker birden patinaj çekebiliyor. Bu bayırda 4 teker birden patinaj çekiyorsa böyle, demek ki torku eksik değil bu traktörün. Belki yeterince torku var. Böyle. Şimdi buna geçelim böyle. Bunu biz 35 yapmıştık biliyorsunuz. Kaç gidiyordu bu? 22 gidiyordu galiba. 35 yaptık beyler. Bakın. Şimdi bunu biz beyler 25 mi 22 mi 22 gidiyordu. Bu beyler hatırlarsanız 22 gidiyordu. Bunu 35 yaptık ama ben size dedim şanzımanı dedim eksik vereceğim dedim ki inşallah dedim maksimum hızını yapmaz ki size göstereyim dedim. Bakın şu an mesela bu 28 yapıyor beyler. 22 yapıyordu. Limiti 35'e kaldırdık. Ama şanzımanı yeterince düşürmediğimiz için şu an 28 gidiyor beyler sadece. Hızlanması falan da güzel bakın. Hızlanması kötü de torkunu aşağı yukarı iyi vermişiz. Aynen. Bir çarda öyle göre güzel hızlanması var şu an. Ama 28 gidiyor. Hatırlarsanız videonun başında bunu yaparken ne dedim size? Dedim hatırlayın. Maksimum yapmazsa dedim. Oradaki şanzımanın o 30.4 yazdık ya, onu düşüreceksiniz dedim. Onu şimdi mesela 30.4 dobaylar. İşte 2.4 onu düşürsek, o 28 yapsak onu. Büyük ihtimalle çok rahat maksimumuza ulaşacak bu. Bir çarda var. Bunu göstermek için sizlere öyle yaptım. Bir de şimdi bunun beyler hatırlarsanız bunun freni 5'ti. Yani sayı olarak 5'te ayarladı. Ben bunu 10 yaptım. Yani fren gücünü 2 katına arttırdım beyler şimdi. Frene basacağım bakın. Ya git şuradan oğlum ya. Aga niye? He. Şu an maksimum hızla gidiyoruz beyler bakın. Şimdi frene banacağım. Bak. Hemen ön tekerlek şey yapıyor. Kilitleniyor beyler. Bakın şimdi. Bak şimdi 28 gidiyor beyler. Hop. Hemen durdu bak. Kilitlendi ön frenler. Yani frenleri frenlerde ayarladığımız gibi çalışıyor şu an. 2 kat daha kuvvetli çalışıyor frenler. Hop bakın. Çok güzel, çok keyifli. Hop. Hem de bunun galiba böyle geri sürüş hızını 18 yapmıştım. 15'ti. 18 yapmıştım. Yok, 15 16 gidiyor. Bu değil. Belki de traktörünkini. Yok, bununkini aynen. Bununkini beyler 18 yapmıştım. Ama mesela bu şu an 18 gitmiyor beyler.
16 da yapmış olabilirim, emin değilim. 16 gidiyor da 18 yapmış olabilirim beyler. 18 yaptıysam ben bunu ve bu 18 gitmiyorsa şu an geri geri, demek ki geri geri şanzımanını da birazcık düşüreceğim. Yani işte 55 mi neydi bu, öyle bir şeydi galiba bunun geri şanzıma oranı. 55'i işte mesela 54 yaparsam geri geri 18 yapacaktır bu. Tabi geri sürüş limitini 18 yaptıysam. Böyle beyler, gördüğünüz gibi modlar çalışması gerektiği gibi çalışıyor. Bunu da deposunu beyler arttırmıştık. Onu şu an sizlere gösteremeyeceğim çünkü deposunu dolduramayacağım ama emin olun bunda deposu şu an arttı. Bunda deposu şu an 8000 litre oldu. 8000 mi 9000 mi ne yazdı zaten burada gösteriyor. Evet 9000 litre gösteriyor burada. 5000 4000 litre mi 5000 litre mi deposu vardı bunun beyler, hatırlarsanız. Ve 9000 oldu. Böyle. Umarım bu beyler bu video sizlere hoşunuza gitmiştir ve sizlere en önemlisi yardımcı olmuştur. Umarım aradığınız çözümleri burada bulmuşsunuzdur beyler. Bu video gerçekten size yardımcı olduysa beyler ve hoşunuza gittiyse dediğim gibi lütfen aşağıdan beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bu benim için inanılmaz bir destek beyler. Çok inanılmaz bir şekilde bana destek olmuş oluyorsunuz böylece bunu yaparak. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Daha fazla böyle farming hakkında bilmek istediğiniz şeyler, benim öğretmemi sizlere öğretmemi istediğiniz şeyler varsa beyler aşağı yorumlara yazın. İşte kurs play modunu tanıt abi ya da şu modu tanıt abi ya da şu modu çözemiyoruz, şu modu göster abi ya da işte mesela bu aynı yaptığımız işlemleri oyunun kendi içindeki ekipmanlara, şeylere, makinelere, traktörlere nasıl yaparız abi diyorsanız yorumlara yazın. Ben onların da videosunu çekerim beyler, emin olun ki. Bu modların hızlarını nasıl arttırdıysak oyun içindeki ekipmanların da hızlarını, kapasitelerini aynı şekilde arttırabiliyorsunuz. Onu da isterseniz başka videoda gösteririm. Böyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere beyler. Bay bay.